Selam. Geri geri girin. Arkaya yatsa duvara bir şey olursa çıkarız buradan da. Boş kağıt ortada bir yerde tam ortaya yanaşma. Konuşalım toplaşıp. Kapı açık Light kalmasın. olabilir, evet. Sen buraya Light inince olabilir. kapı Tamam kapanır mı? tamam. Kapanır. Motoru durdursan ama çok ses. Şimdi Devil, bizim meseleyi anlatacağım. Haberin olsun. Sence bir problem var mı bu konuyla ilgili? Yo, zaten biz bizeyiz. Okey, tamam. Şimdi yavaştan başlayacağız. Kız olsaydı anlatmayacaktım Devil meselesini. Ama var mı başka önce önden başlamak isteyen? Çünkü bizim meseleler biraz karışık. Başla o zaman, sen başla. Birincisi güvende değiliz. İkincisi artık Wise diye biri yok. Güvende zaten değiliz. Wise diye biri Evet. niye yok? Wise diye biri artık yok. Dün bazı şeyler öğrendim. Hakkımızdaki neredeyse her boku biliyorlar. Yeni ismimi en yakın zamanda ileteceğim size. Wise Ne öldü. gibi? Ne gibi? Şöyle anlatayım sana. Dün Richmond Otel'in orada beklerken polis peşime düştü ya. Bunu Pareto'daki motor kulübü biliyor. Nasıl biliyor? Yani bir noktada denk gelmişler. Polis ötüyordur. Evet. Normal bir şey. Ya Senin bak başına bir şimdi şey şöyle geldi bir... mi? Ben önce Hayır. söyleyeceklerimi bitireyim ondan sonra. Sen yakalandığında başına bir şey geldi mi? Daha bir şey gelmedi, yok. Evet. Adını bile biliyor olabilirler. Haberin olsun. Bu konuda kesin bir bilgim yok ama adını biliyor olabilirler. Gerçek kimliğini biliyor olabilirler. Evet. Çok dikkatli ol o yüzden. Ben bir süre tünellerde gizleneceğim. Şehirde dolaşmayı uygun görmüyorum. Dediğim gibi güvende değiliz. Kaçta, nerede, hangi arabalarla, nasıl arabalarla buluştuğumuzu biliyorlar. Nasıl biliyorlar hiçbir fikrim yok. Ama Tamam, durum böyle. şimdi sakin ol. Şöyle bir şey var. Hepsi değiştirebileceğimiz şeyler. Devil'ın kimliği hariç. Hepsi Beyaz atlı için düzgün değiştirebileceğimiz. isim bulun. Dedrick, sen de dünkü durumdan dolayı bir sıkıntı var mı? Ben hiçbir şey aldım. Polise mi, sivillere mi? Önemli olan o. Polise sadece. Ama Tamam, üst düzey sıkıntı yok. polislere. Yani komiser yardımcısı ve üstü. Light'ı beğenmedim ya. Bu noktayı, bunu çözeceğiz, nasıl çözeceğimizi anlatacağım size. Çözmeyeceğiz aslında ama kendimize göre bir çıkış yolu bulduk diyelim bu iş için. Bir noktada. Diğer gruplar için çok fazla dert etmeyin. Çünkü değiştiremeyeceğimiz bir bilgi öğrendiğinde çok büyük problem. Mesela sen diyorsun, Vice senin hakkında bilgileri var mı? Evet. Tamam, mesela bu değiştiremeyeceğimiz bilgi ama bunu çözmen gerekiyor yani bir şekilde. Veya çözmemiz gerekiyor. Yani sivillere bir şey yapamıyoruz. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum ama PD konusunda bir güvencemiz var diyebiliriz. Nasıl? Devil ilk yakalandığında Devil'a snitch olmayı teklif etmişler. Bu teklif bana da yapıldı. Tamam, biz Devil'le bir plan yapıp bunu kabul ettik. Ama Şerif tarafından değil, PD tarafından. Bana Şerif zaten PD tarafında, tarafından yapıldı bu teklif, aynı şey. PD gelmiş bize. Şerif tarafında da başka biriyle çalışabiliriz. Yani biriniz daha çalışabiliriz. Şimdi diyeceksiniz ki, biz kendimiz hakkında bilgi vererek nasıl karlı çıkacağız bu işten? Olay şu. Biz böyle insanlarla savaşan, insanlara silah doğrultan bir takım insanlar değiliz. Ben dün bir şey yaptım, ona da geleceğiz. Ama genel olarak bizim amacımız sadece keyifli zaman geçirmek. Diğer insanlar niye bu kadar bize kızgın? Çok büyük bir soru işareti. Benim de bir fikrim yok. Niye insanlar bize silah doğrultmaya, bizi öldürmeye çalışıyor? Ona da bir fikrim yok. Hadi polisleri anlıyorum. Neyse, konumuz bu değil asla. Konumuz şu. Bu PD meselesini kendi lehimize çeviriyoruz. Diyelim bizimle uğraşan insanlar var. Bizimle uğraşan bir insan söyleyeyim. Lost. Motorcular. Tamam. Ben motorcuların limanda çok önemli işleri olduğunu biliyorum. Daha önceden bu bilgiler bana geldi. Bu adamlar bütün önemli işlerini yaparken
bizim silişlerimizden biri diyecek ki biz limanın ortasında yaklaşık 5 dakika sonra toplanacağız yarışmak için. Bütün polisleri oraya yollatacağız. Ya da diyeceğiz ki biz limanda çok önemli bir toplantı yapacağız. Anladınız mı? Sorarlarsa da şey deriz. Motorcular bizi içeri almadı. Bitti. Sonrakisini hiç bundan böyle kurtulacak yani. Bunu sürekli böyle kullanabiliriz. Yani bunu bir noktaya kadar ama bu adamlara bir şeyler yememiz lazım. Bu adamlara sürekli bir şeyler yani küçük gazladığımız zaman bir haber uçması lazım. Kendimizi güvende hissettiğimiz zaman. Ya da atlatabileceğimizi düşündüğümüz zaman. Ya da zaten kimliği ifşa olan iki kişi bir ufak bir yarış yapacak ve kendilerini atacak yine ortaya. Ödediği cezayı para olarak ben vermeye razıyım. Ama hani onları da ufak ufak beslememiz lazım ki ileride büyük balık önümüze geldiğinde onu yemle kandırabilelim yani. Anladınız mı? Evet. Bu bir strateji. Bunu sadece çok önemli şeyler için elimizde tutuyoruz. Onun dışında istemediğimiz zamanlarda da kullanabiliriz. Ama devamlı olarak her şeyimize bunu yapmayacağız. Burada snitchlerin en büyük olayı da şu olacak söylememelerinde. Diyeceksiniz ki her seferinde söylersek biz olduğumuzu anlarlar çünkü çete bakıyorum çok da o kadar kötü isimler söylüyorsunuz ki. Bizim geldiğimiz her yarışa, bizim geldiğimiz her gazlamaya polis gelirse bir süre sonra diğer üyeler bundan şüphelenir bizi dışlarlar diyeceksiniz. Anladım. Bundan önceki polisle konuşulması gereken konuları da Devil'dan öğren. Devil sana hani polise ne söylemesi gerektiğini ben Devil'a söyledim o zaman. Hani bilgileri vermesi gerektiğini veya hani nasıl bir anlaşmaya gideceğini söyledim. Sen de o şekilde anlaşmaya gir. Aynı abi, kelimeleri leech olur lan. Biraz çevir de kullan. Böylelikle Liden, leech yani mantıklı. Bir tarafını serip bir tarafı speedy ile yaparsa bu işi elimizde somut şeyler olur. Olabilir. Hem bu noktada şunu öğrenmiş oluruz. Adamlar o gün o limana gitmezse demek ki güvende değiliz. Anladınız mı? Anladım. Aynı şekilde. Beyaz atlı İsa'nın taktikçisi gibi bir şeymiş. Olarak, aa güzelmiş o da. Hani konuştuktan sonra bana hiç söylemedi ChatGPT bunu. Bir iki kere bence önceden bir şeyler vermemiz gerekiyor ama hepsini de vermeyeceğiz. 10 taneden 3 tanesini vereceksin. Anladım. Anladın mı? Ondan sonra işlerimize geçeceğiz. Şimdi abi Leech'le mimik güzelmiş. Şimdi onun dışında mimik daha güzel anlattık. İki kelime. Dünkü mesele. Şey, iki hece. Bizim lastiklerimiz gitti. Double spike atmışlar. Birinci spike'ı dojladım ama ikincisini dojlayamadım. İkincisi de diğerinin yarattığı 3 metrekarelik boşluğu kaplıyordu. Benim yine iki lastiğim patladı. Devil'ın tüm lastikleri patladı. Devil benim arabaya koştu. Benim arabaya bindi. Ateş açıldı bize. Sonra arkamızda tek bir memur ve tek bir araba vardı. Leech biz iyi de bir mimik yerde daha kaza güzel. Yaptık ve inip o Devil'la uğraşırken ben dur bakayım ChatGPT'ye soracağım. Rain aldık polisi. Yaptığım çok riskliydi. Oraya bir polis gelse büyük ihtimalle vurulurdum veya çok büyük büyük cezalar alacaktım. Ama yani bir noktada bir risk aldım ve işe yaradı. Hatta şöyle diyeyim size 3 saniyeyle falan kurtulduk biz. Diğer araba geldi evet. Biz arabaya bindikten sonra. Diğer araba geldiği gibi bize ateş etmeye başladı. Ben şey yaptım yeleğimden tam 3 mermi geldi yeleğime. Yeleğimi sırtı attım ama hala sırt ağrılarım var çok aşırı biçimde. Sırtımda morluklar var. Ondan bugün kullanmak istemiyorum açıkçası. Canım yanıyor. Olay şurada başlıyor. Bundan sonra bu yaptığım hareketten sonra sıkıntı çıkarabilirler bize birkaç gün boyunca. O yüzden en azından 1-2 gün etrafta çok dolaşmamayı teklif ediyorum. Bu meseleden zaten eski adıyla vaiz yeni adıyla bilmiyoruz. Da birkaç gün ortada olamayacağını söylüyor bu olaylardan dolayı anladığım kadarıyla. En azından yarış sahnesinde diyelim veya araç sahnesinde. Haklı mıyım? Böyle mi düşünüyorsun? Fark etmez. Yani yanılacaksak yanılırım ama yani olmasak daha iyi evet senin anlattıklarından sonra. Onun dışında şimdi sen o meseleyi biraz daha açsana bize. Ben tam olarak anlayamadım o meseleyi. Yani, ne olmuş yani? Hani, kimler Audi biliyor? Hakkımızdaki her şeyi biliyor. Audi'nin benim bir tane ortak şeyimiz var. Tanıdığımız var. Ben onun üzerinden Audi'ye ulaştım daha önce. Yani Audi bana ulaştı onun üzerinden ve gergin olduklarını söylediler o geçme olayıyla ilgili. Ben de kendilerine bir mesaj ilettim geçmeyeceğimize dair. Onların sıkıntısı oraya polis götürmemiz.
Ya tamam götürmeyiz olur biter. Yani onlar en azından istemiyorsa böyle bir şey. Tamam. Aynısını Nest için de yapıyoruz bak şu an. Tamam Nest için biraz daha agresifiz ama olmamamız gerektiği halde. Deathwing sağ olsun. Ama yani bir noktada onlardan bulaşmadan zaten şeye de takılmaya çalışıyoruz ama yollar tükeniyor artık yani hani. Öyle bir sıkıntımız var. Geçmeyeceğiz mi oradan? Geçeceğiz. Ama daha dikkatli olacağız demek ki. Polissiz geçeceğiz veya ana yolundan geçeceğiz. Nest'in önünden geçmeyeceğiz de Route 68'den geçeceğiz. Grapeseed'den geçeceğiz. Yok arkadaşım orası da benim diyorsa amına koyayım onun o zaman yapacak bir şey yok. Kovalasın yakalayabilirse yakalar. Yani Şeymiş tamam. Bu arada. Lost bizi yakalarsa arabalarımızı yakacakmış. İçinde biz varken. Yani çalıntı arabalarımızı yakabilir. Çok da sikimde yok içinde olmasın. Biz varken. Kaçarız. Aynen yakar. Aynen. Biz hiçbir sikim yapamaz. Çok sevdiğim bir söz vardır. Söyleyeyim mi? Lütfen. Hiçbir şey yapamaz. Arkamızda polis olduğu sürece zaten hiçbir şey yapamaz da. Yani işte. Bunu dikkat et. Yani ona mesela bak öyle bir durumda da bunu kullanabiliriz anladın mı? Arkamızda motorlar var kaçıyoruz. Yapsın işte abi hiç problem değil. İstediğini yapabilirsin. Bize sormana bile gerek yok öyle bir durumda. Ara direkt. Anladım. Söyle. Böyle böyle. Sözü ChatGPT'ye yani yazdım sonra sanırım. Sonra bir anda bir daha ara de ki. Soner böyle bir cümle kuramaz çünkü. Çok kolay çıkabilir yani hani haberiniz olsun falan da ve hı-hı. Bir noktada o polisler belki bizi kurtarır yani. Anladım. Ben de 210'la giderken arkamda bir tane çapur motor görmek istemiyorum ama etanol sağ olsun. Ben o yüzden mesela ben EOD ile konuştuğumda yani mesajlaştığımızda biz biri üzerinden o adamlar okeyledi yani anladın mı olayı? Bana bağlantım ulaştı dedi ki böyle böyle bir olay varmış böyle böyle bir şey yapılmış. Ben dedim ki tamam bir daha olmaz yani bir daha yanına dahi uğramayız hiç sıkıntı yok. İnsanları rahatsız etmek istemiyoruz. O da iletmiş. Adam da kesinlikle bir daha olmasın demiş. Bitti zaten ondan sonra bir şey demedik bitti yani. Adamın ekstremizinde bir derdi yok. Evet onların tek derdi Helim ve Mojito'nun önünden geçmememiz bu kadar. Tamam geçmeyiz olur biter yani bu çok zor bir şey değil. Bak aynısı yani şey için de geçerli. Nest için de. Geçmiyoruz. Geçtik mi? Neon'un arabalarla toplu bir şekilde işte Nest'in önünden geçtik mi? Ya geçmedik daha da yakaladı. Tamam. Geçmedik peşimize düştü. Ha işte bak bu adamların demek ki harbiden dertleri yok yani. Bu adamlar büyük ihtimalle banyoda 31 çekip sonra dışarı çıkıp bize sinirleniyor yani. Hani bu ya da ne bileyim işte sıçamıyor herif Basur. Sonra bize atılıyor bir anda. Geliyor bize atıyor yani. Hani diyor ki ben de o bütün gün motor kullansam ben de Basur olurum. Ama böyle bir sürü derdi yok demek ki herifin bize sarıyor da bırak sarsın yani bir noktada daha büyük dertler açılır başına onlarla uğraşır. Ya lan ileride bir zevkimiz tabii, vardı. Ben şunu demiyorum bak. Onu da aldılar elimizden. Demiyorum. Konuşuruz ama bu adamların insan gibi gelmesi lazım bize. Arkamızda polis varken tek motorla küfür ederek gelmesi bir şey anlam ifade etmiyor yani anladın mı? Bu adam insan gibi gelmediği sürece bir anlamı yok. Yani EOD ile de konuşuruz bugün. Olur da sizinle ilgili bir problem çıkarsa hayatınızda şey diyebilirsiniz. İfşa olduğum için atıldım. İfşa olduğum için atıldım. Sivillere en azından. Polise yapamazsınız bunu da. Sivillere yapabilirsiniz. Bu bir işinize yarar yani. Sana söyledim işte bunu. İsmini değiştiriyorsun ya zaten. Evet. Ben şu an bu grupta yokum. Ya yarın bir gün bu grup da olmayabilir. Her şey değişebilir arkadaşlar. Evet zaten şu an bizim dertlerimiz ne? Bir, şu araçları anonimliği sağlayamamamız birinci derdimiz. Diğerleri hepten püften yani kurtulamayacağımız insanlar değil motorcular. Araştırabilirler, arayabilirler. Arasınlar abi. Zamanlarını buna harcasınlar hatta daha iyi. Bak. Bununla uğraşsınlar, ne diyeyim. Bununla uğraşsınlar, anladın mı? Böyle iki araba sürüyoruz aman akıyım. Sanki gittik. Mekanlarını yaktık herifler. Yemin ediyorum var ya. Yakalım. Yok hayır hayır şunu düşünüyorum bak. Ben bu hadifler hakkında çok bilgi edindim bir sürü insandan. Ve bizim çıkardığımızın 20 katı sorun çıkaran herifler var bu heriflere.
Bak 20 katı diyorum. Biz arabayla geçtik adamların mekanlarından. Bir kere kaza yapıldı. 20 katı problem çıkaran heriflere bir gıkım ses çıkarmamışlardı bu herifler. Bu arada kaza esnasında ben sadece bir arabayı çarpmışım. O arabanın da onlarla alakası yok. E tamam işte bak mesela. Diğer taraf heriflerin de önünden geçtik. Yarası olan gözünü yiyor. Abi bak. Bu aslında bu olayın Audi'si Lost'u yok. Motorcu motorcudur. Tamam mı? Bunu asla unutmayın. Motorcu motorcudur. İyi motorcu, kötü motorcu diye bir şey yok. Motorcuların hepsi aynıdır. Senin bu işimi durdur. Senin bu isim işini çözmen ne kadar zaman alır? Maksimum yarına. Okey tamam. En kötü ararım ben seni. Tamamdır. Bir şey deneyeceğim şimdi. Bir de tüm gel sana.